Başlayalım o zaman. Bugün ilk olarak neyden başlayalım arkadaşlar? Dün bayağı bir üzerinde durduk. İyilik zamirleri var benim senin. Bence hemen onlarla bir giriş yapalım. Geçen ödev olarak atmıştım mesela. Şunları hemen hemen herkes yaptı mı? Mesela mein, ya, ye, ü, har, zayn falan bir doldurun demiştik. Bu konuda kafanıza oturmayan bir şey var mı? Burayı hocam ben bırak şey yapamadım yani dolduramadım. Tamam, şöyle bir bakalım. Şimdi tam olarak benim, senin, onun, ya hem kadın hem erkek için, bizim, sizin, yine çoğul kişiler için ve onların olan şu kalıpları ezberledik Evet. değil mi? İşte mine, benim, yo. Yo söylemiştim, daha çok konuşma dilinde duyarsınız. Yo'dan ziyade yo duyarsınız. Ama bunu şeyle karıştırmayın, birazdan yine göreceğiz. Bir yo var, bir de yo var. İkisini de hani mesela yo derken de şu V'yi çok fazla vurgulamaz Hollandalılar. Sana derken yine yo kullanırlar. Orada da sanki v çıkıyormuş gibi olur ama onu karıştırmayın. Yo yazılı dilde dediğim gibi daha çok karşınıza geçer. Genelde yazılı dilde hep yo gelir arkadaşlar. Ü kibarca sizin ifadesiydi. Birine kibar, daha kibar işte ne bileyim yaşlı biridir. Çalıştığınız iş yerinde üst düzey şefinizdir. Hollanda'da böyle bir hitap şekli yok da hani üst düzey birine ü yani siz diye hitap etme şekli falan. Hay erkek için olan zayn. Şu zın mın falan yazıyor ya, ben bunları buraya yazdım ama bunları hani daha çok erken öğrenmek için hani hiç şey yapmayın, görmeyin şurayı. Zayn erkek için onun, har kadın için onun, onze ons, bunu açıklamıştım zaten niye onze niye ons, hatırlıyoruz değil mi bunu? Yuli sizin çoğul için yani birden fazla kişiyi kastederken, hün de yine onların sahiplik ifadesini kullanırken. Şimdi şunlara bir bakalım. Wir wohnen nu in Zwolle. Ne olabilir burada? Nasıl yaptım da hocam? Ve hemen neye bakıyoruz arkadaşlar burada? Baya bakıyoruz. Vay'a bakıyoruz değil mi? Öznemiz ne? Vay. Wohnen nu in Zwolle. Birden fazla kişiden bahsediyor. Ve arkasından devam ediyor. Nokta nokta adres is Rosenstraat 8. Ne olur burada? Bizden bahsettiği için bizim adresimizi ifade edebilir. Ne olur burada? Bu 11. Peki adres het mi de mi? Demek ki onuz olduğunu. Bakalım mı? Evet olması lazım. Evet. Evet adres. Ons adres is bakın arkadaşlar, hemen yeri gelmişken size şöyle bir şey göstereyim. Sözlük olarak çok işinize yarayacak. Hem bu article konularında kafanızda takıldığı zaman bilmeniz için Hollanda'da en geniş bu sözlüktür. Bu konularda falan çalışma yapan Fandale diye bir kurum var. Onların sitesi de fandale.nl. Cep telefonundan çok rahatça girebilirsiniz. Kafanız takıldığı zaman bir şeyin anlamını sormak için, örnek veriyorum, bir kelimenin dövme het olduğunu anlamak için, bulmak için ya da kafanız takıldı. Mesela bakın girdim. Adres yazıyorum. Burada İngilizce diğer dillere çevirisi falan da var. Bakın adres hemen karşısında. Görünüyor mu bu? Evet, ya, görünüyor hocam. Büyüteyim. Mesela adres gördünüz. Het. Şöyle çok büyüttüm. Adres hemen het olarak geldi. Başka bir şey olduğu zaman bak mürfaat der, işte çoğulu nasıl kullanılıyor adresin. Yani kafanız takıldığı zaman bir sözcükte çoğulu neydi, article'ı neydi? İngilizce bilenler için ya da bazen işin içinden çıkamıyoruz anlamını bulmak için. Mesela ben de bazen bir kelime oluyor, işin içinden çıkamıyorum. Türkçe sözlükteki karşılığına bakıyorum. Gerçekten işin içinden çıkamıyorum. O zaman ne yapıyorum? Ben burada İngilizceye çeviriyorum. İngilizceden Türkçeye çevirdiğim zaman ya da İngilizcedeki kullanım yerini falan gördüğü zaman bazı kelimeler oturuyor tam olarak.
Yani o konuda bu siteyi kullanabilirsiniz. Fandala.nl. İkinci olarak da Warden var. Warden.org diye arkadaşlar. Bu da bayağı işinize yarayacak bir şey. Hem bazen örnek verir size mesela. Az öncekini girelim. Yine burada ona yakın bir şey. Bakın adres, article'ın hemen küçük olarak vermiş. Burada da şeyini, şu fonetik bilginiz varsa okunuşuna dair işte address diye. Bazı şeylerin mesela fiillerin sinonim dediğimiz yani eş anlamlısı ve zıt anlamlısını falan da verirler bazen burada. Bunu da yeri gelmişken ek kaynak olarak etmiş olalım. Ons adres hetse ne olacaktı? Ons olur dedik. Ons adres is Rosenstrasse 8. Neden? Hemen ben özneme baktım. Öznem why çünkü. İkide devam ediyorum. Ich wohne in Amersfoort and nokta nokta süß demiş değil mi? Wohnt in Rotterdam. Mein süß. Mifrau Jansen hat mit nokta nokta Burur auf Vakansi. Ağır. He? Müslümanın Jansen mı demiş onu görebilir miyim? Burada dikkat ediyoruz. Neye dikkat ediyoruz? Mifrau Jansen demiş. Virgül koymuş. Hat ü met nokta nokta Burur auf Vakansi. Ü diyor karşındakine. Fakat hat ü met Ülü mi? Ü değil mi? Çünkü ü. Ülü. Karşımdakine çünkü kibar bir şekilde yaklaşmış. Siz diyor ya. Hı-hı, siz dediği için doğal olarak ben şeyde sizin diye sizin devam etmem lazım. Fera and Hilda vertelling you ans over nokta nokta vakansi. Yapamadım. Neye dikkat ediyorum yine? Özneye diyor. Vertelling you ans over Yuli değil mi? Aynen öyle Yuli. Çünkü neydi? Benim şu zamirim bakıyorum. Yuli yine Yuli'ydi. Ya Yuli'ydi. Hı-hı. Değişen bir şey yoktu. This is Farah and nokta nokta Achternam is Ahmani. Ar Achternam. This is Farah and değil mi? Üçüncü bir kişiden bahsediyorum. Farah burada erkek mi kadın mı? Kadın. Farah bilmiyorum ben. Erkek de olabilir. Kadın gibi geliyor. Tamam kadın diyelim. Ne olur o zaman? Har olur. Har. Achternam is Ahmani. Neden? Evet. Çünkü üçüncü kişiden kadın mı erkek mi ona bakıyorum. Hay ya da zay. Hay ya da zayınki neyse ona göre onun şeyimi koyuyorum. İyilik samimi. Herman. The docent spreek met nokta nokta Bürman over the cursus. Zayn oluyor hocam. Harman. Met. Zayn. Dikkat edin. Herman. Yo. Ya Herman. The docent speak met bla 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 Bürman. Herman benim yanımda. O zaman yani yo. Yani karşımda ya da değil mi? Yo olur. Yo. Şimdi karşımda ise yo olur. Wij komen uit Polen en nokta nokta cursus begint maandag. Onze. On, değil mi? Kürsüsün artikeli. De kürsüstü. Ne olur bu durumda? Onze. Kursus beginnt maandag. Edit en Nick zitten met nokta nokta docent in de kantine. Öznem ne benim? Edit en Nick. Kim? Birden fazla kişi değil mi? Bu şeyi cümleyi söyleyen kişi kim? Üçüncü bir kişi. Üçüncü bir kişi olduğuna göre. Ne diyorum? Ben söylüyorum mesela. Ben diyorum ki işte Tolga ve Nur
nokta nokta öğretmenle kantinde oturuyorlar. Öğretmenleriyle değil mi? Ne olur? Terasa won't Okay, Netherlands. Burada üçüncü bir kişiden bahsediyor. Terasa. Buraya niye virgül koymuş? Ben anlamadım. Terasa won't. Won't. Terasa kadın oluyor. Kadın har oluyor. Kadın. Terasa won't. Har family. Erkek olsaydı ne olurdu peki? Erkek olsaydı sein olurdu. Sein family. Of in Netherlands. Atakan. Aha ben varmışım. Ataka mutfor nokta nokta verk nar Türkiye. Burada zayn evet. Zayn verk nar Türkiye. Ya. Hep neye dikkat ediyoruz? Kim söylüyor? Bir kim, söylüyor? Kim hakkında söylüyor? Kimden bahsediyor? Kim söylüyor? Aha, evet aynen öyle. Cümleye hep ona odaklanmamız lazım. Şimdi örnekler yapalım mı? Ama örnekleri ben sizden istiyorum Musa. Atakan sen çok iyi gittin. Senden başlayalım. Yırttın mı ben hocam? Yok senle başlayacağız. Ki diğer arkadaşlara zaman tanımış oldum. Ne yapacağız şimdi? Bu iyilik zamirleriyle örnekler. Düşün bir şey. Bu hardan falan mı? Onlardan mı? Evet şey aynen. Benim, senin, onun, onların... Sizin. Soru mu cümle mi? Hiç fark etmiyor. Soru da sorabilirsin. Cevabını da birine sorabilirsin. Yani soruyu birine de sorabilirsin. Anladım. Sen soru sorup kendin de cevaplayabilirsin. Vallahi basit bir şey mi söylesem? Hiç fark etmez. Why sein getraut desem hocam nasıl olur o zaman? Yok olmaz. Bak bir sein getraut dersen şeyi hiç kullanmamış olduk. Ya o şeyleri kullanmamış olduk. Aynen doğru. Öyle. Hiçbir şey yok. Doğru. O zaman ben bir tane yapayım. Şey olsun hadi. Yapın da hocam. Peşine ben bir getireyim. Gay beginnen onze kursus zaterdag cumartesileri. Cumartesi ben ben zondag om neyhe Zeyfen uyu soru. Soru mu? Olmadı tabii. Bir dakika. The Bechin, ha pardon oldu. The Bechin'in onza kursus dedim değil mi? Bizim dersimiz. Bizim abi. Kursumuz cumartesi. Pazar, cumartesi ve pazarları saat 7'de başlıyor. Yeah. Onza burada benim iyilik zamirim. Bizim dedim çünkü ne? Ve kullandım. Ben çoğuldan bahsediyorum sadece kendim değil. Dolayısıyla kurs da bizim. Şimdi Atakan'dayız. Ben deysek o zaman yandık hocam. Benim işim yaş. Benden bahsedeyim o zaman. Kendimden bahsedeyim. Ben sana soru sorayım o zaman. Cevap etsem daha iyi. Von ye met yav famili Mein Family. Dikkat et. Von ye met ya family. Ya ya da ne soru şeyi cevap vermen. Ya cevap etmen gerekir. Ama family von ye diyorsunuz ya. Türkiye'de mi diyor? Hayır. Von ailen nerede yaşıyor? Von ye diyorum. Bak var yok. Var yok burada. Von ye diyor. Tamam. Bir de Hollandaca'da bir şey vardır. Onu geçeyim. Family. Family Hollandaca'da çok geniş aile anlamına gelir. Yani sadece örnek vereyim sen diyelim ki eşinle ve çocuklarına yaşıyorsan yani çocuk eşin ve çocuklarını kapsayan kısım hezindir. Daha geniş yani annen baban kardeşlerini kız kardeşlerini kapsayan kısım ise familidir Hollandaca'da.
Şimdi soruyorum. When you met your family? Mine won. Family. İlk. İlk won. Met family. Met mine family. Türkiye. Türkiye yok. O alakalı. İlk won met mine. Örnek veriyorum. Frau. Frau. Bu kadar. Von ye met mesela şunu çok geniş sorduğum için biraz kafam karıştı. Ya. Von ye met ya others diye sorsam mesela annem babanla mı yaşıyorsun? Anne baba desem ya doğru o zaman Türkiye oluyor. Doğru. Şöyle sorayım. Sen de direkt ney? Ik von met. Ik von met mein Frau. Met mein Frau. Soruya dikkat ediyorsun. Soru da eğer W ile başlayan yani Türkçedeki 5N 1K var ya 5N ne, nerede, ne zaman, nasıl Hollandaca'daki işte wie, waar, won, who bunlarla başlamıyorsa eğer bil ki vereceğin cevap ya da ya da ne ile başlamalı işte örnek veriyorum burada annem babanla birlikte mi yaşıyorsun buna ya evet dersin. Örneğin bekarsın ve annenle babanla birlikte yaşadığını varsayalım. O zaman ja diye cevap verip devam edersin. Ja, ik woon met mijn ouders. Değilsen, evlisin diyelim ya da bekarsın, tek başına yaşıyorsun. İşte nee, ik woon alleen. Ya da ik woon met mijn vrouw. Ja, anladım. Met mijn. Mijn'i kullanmış olduk. Bakıyorum. Sırada kim var? Nur. Bugün Tolga en üstte değilsin. O yüzden. Bilerek geç gelmiştim. Nur var mı bir örnek? Şey sadece içinde kelime kullansam illa soru mu? Sormam lazım. Hiç fark etmez. Mesela şey sein nam is Hamza mesela. Olabilir. Tamam, şöyle yapalım. Sein Name ist Hamza. Nur, wie ist Hamza? Mein baby. Ya, hemen böyle diyeceksin. Hamza is mine baby. Ne yapıyoruz hemen? Mine'i kullanmış oluyoruz. Mine. Tolga. Be all tight. Right. All tight. Onz. Hocam yürüyüş. Vandal mıydı? Yürüyüş yapmak değil mi? Vandal'ın. Vandal'ın. Be all tight. Vandal'ın ne diyelim Mandag olmaz Mandag Vandal'ın iz mi koyacaktık hocam? Yok. Çünkü burada aktif durumda ha. Bir fiil var zaten. İz'e gerek yok. Bir Altay Vandal'ın op Maandag en woensdag om 8 uur. Bitti mi? Peki nerede iyilik Samir'im? Nerede? Yok. Bir de neye dikkat ediyoruz? Şu altaytı ya en başta kullanıyoruz ya da fiilden sonra kullanıyoruz. Yani İngilizce olsa İngilizce'de kabul edilen bir şey. Ama Hollandaca'da ya başa koymak lazım ya da
fiilden sonraya koymak lazım. Wir wandeln altijd op maandag en woensdag om 8 uur. Burada iyilik zamiri yok. Ne koyabiliriz arkadaşlar buraya iyilik zamiriyle olan bir şey? Şöyle diyebilir miyiz mesela? Uns. Uns. Uns Strat. Yani Strat bizim değil tabii ki de. Ama ne ifade ediyor burada? Onzu yani aslında yaşadığı sokağı ya da caddeyi ya da burada işte mahalle de diyebilirdik ne bileyim semt diyebilirdik. Orman dersek biraz garip olurdu bizim ormanda yürüyorum falan. Ama iyilik zamirini kullanmak için böyle bir şey yapmış olduk. Berfin. Nur şimdi sen az önce şeydeydin sanki en altı gitmişsin. Tabii sor Berfin. Bozuldu ne demek? He? Bozuldu. Nasıl bozuldu? Mesela şey diyeceğim işte. Ama bizim kullanıldı değil mi? Yok. Mesela diyeceğim ki işte bizim arabamız bozuldu. Kapalı. Hı hı. Ha şey diyebilirsin. Araba yolda kaldık mı yoksa araba tamamen böyle bozuldu anlamında mı? Tamamen bozuldu sanki daha rahat. Tamam kaput diyebilirsin. Tamam. Bir de şey. The Auto'ydu değil mi? The Auto evet. Tamam. Ne yapacağımı şu an. On the Auto. Neydi? Kaput mu? Aha kaput. Ya da ne dersin? Diyelim ki tamamen artık hiç kullanılmaz durumda. Helemal kaput. Bu helemalı çok fazla duyarsınız. Yani tamamen anlamına gelen birçok yerde. Bir de Berfin neyi unutmuyoruz? Her zaman fiili kullanmayı unutmuyoruz. On the auto. Ailemal mı vardı hocam? Bu neydi hocam? Ailemal. Herkes ya da her şey hepsi anlamına da gelebiliyor. Yani sadece insana genel insanlar için kullanılan bir şey de mesela bazen eşyalar için de kullanırlar. Nur, sen de yaptık mı? Ha, yaptık değil mi? Kimle yapmadık biz? Atakan'la yapmadık. Yaptık hocam ben. Yapalım hocam, sıkıntı yok. Atakan sana mı sorayım? Kime sorayım ben? Tolga'ya soruyorum. Tolga. Fitzjay elke zondag. Pardon şura eksik olmuş. Fitzjay elke zondag. Met ya kinderin? Ja, mai elke zondag. Şunun anlamını biliyor musun? Senin çocukların Türkçe olarak tam nasıl çeviriyoruz hocam? Her pazar bisikletle çocuklarınla bisiklet sürer misin? Anladım. Evet, aynen öyle. Fietsen, bisiklet demek ama Hollanda'da bazen çok kolaylaştıran durumlar vardı mesela. Fietsen. Yeah. Fietsen fiil halini alır. Yani bisiklet sürmek anlamında. Ney? Ik. Fits. Met.
Zondag. Hep zondag. Hiç erke zondag. Zondag. Olumsuzluk takım geliyor değil mi? Daha görmedik ama nit diyelim. Met. Evet. Burada ne gelecek? İyilik Samir'im ne? Ahmet hafta geliyor. Evet. Yav değil mi hocam? Sonra onu evet. Soru yav kindirindi. Ne olur? O zaman mine. Mine kindirin. Ik fit elke zondag niet met mijn kinderen. Tolga, senin bir tane daha senin için. Lesje elke avond boek ja kinderen. Yine soru. Lesje elke avond books. Book for your kinderen. Ya olduğuna göre mailine cevap vereceğiz. Ya. Mail. Özne koyuyorsun ilk, hemen. İlk. Ben. Fiilim kullanıyorsun. Les. İlk leis. Leis. Afund. Elke afund. Afund. Buk. Buk. Devam et. For. Buradan sonra. For. Kimin çocukları için? Men. Mine. Mine. Şuraları not aldık mı? Sizebilir miyim? Ben yazarım. Atakan. Benim hocam. Spelye. Spelje elk weekend met your kind. Gerçi senin bir tane daha küçük kızın var mı? Oğlum hocam. Oğlum pardon. Daha bir yaşına girdi. Sen iki çocuk mu vardı? Ben yok de, bir tane var değil mi? Bende bir tane daha yeni hocam. Tamam. Nur'da galiba iki tane vardı ya. Değil mi? Ben de bir tane. Ben de iki tane. O zaman şeyde var ya. Tolga'da iki tane. Tolga'nın. Benim iki kızım var. İki kızım. O iki değil. Üç tane var. Allah başlasın ya. Tamam mı bu kısım? Siliyorum. Tamam. Bence şu yukarıyı bir sileyim. Soruyu bir daha yazarsak alabilir miyim hocam? Evet yazacağım. Bize zahmet. Spelje elk weekend met jou. Bak yine şey yazacaktım. Aklımda sanki öyle oturmuş. Kızınla oyun oynar mısın diye. Ya, fark etmez hocam yazabilirsin. Spelje elk weekend met jou zon. Spiel olacak. Spiel. Spiel. Bir dakika arkadaşlar şuraya eksik olmuş. Yeah. Spiel. Elk weekend. Elk weekend.
Mine, zone. Zone. Doğru mudur hocam? Evet. O zaman şöyle sorayım sana bir de. Spelier, elk, weekend, met, yav, bür, mans, kindera. Bür, mans. Bür, mans ne demek hocam? Komşunun. Ha, komşunun. Buradaki S, bir dakika şöyle yapayım. Şunu bir dakika değiştireyim. Bu birazcık da ileri bir konunun şeyi oldu. Öyle de sorulabilir de. Matt Kindren fan yo ma. Manınkini sorduğunda böyle. Ya Spelly Elk Weekend we Kent Matt Kindren fan yo Burma. Roman yine ilk spill'la başlıyorum çünkü yayda ilk spill Elk Weekend Met Elk Weekend Met Met onun diye başlayacağım. Yo mu? Yok. Üçüncü kişiden bahsediyorum değil mi? Bir de erkekse bu. Erkekse o zaman Zayn'dan bahsediyorum. Zayn. Zayn Kinder'ın. Fan yok. Aynen. Fan yok. Tamam. Zayn Kinder'ın. X-Pail, Elk Weekend, Matt, Zayn, Kinder'ı. Okey hocam. Aynen öyle. Büyürman. Ha, Büyürman. Doğru, erkekten bahsediyorum. Hı hı hı. Büyürman bu arada erkek olan ya Bürfrau şu için kadın için de Bürfrau. Doğru mu hocam yani? Evet, iyi. Sadece birazcık da oturtacaksın bunları ama biraz hakimsin sen Atakan bu konuya böyle. Ya. Ben de zaten bunları çözmüştük, üzerinde gitmiştik bu burada da. Bir tane daha sorabilirsiniz fark etmez. Berfin. Lop, yay, elke, ochtend, nar, yo, school. Yarım okulun yok ama varmış gibi. ya, şey diyeceğim değil mi? Lop, elke, ochtend. Nar kullanayım mı? Tabii, mutlaka. Nar mı? Şu nar değil arkadaşlar. İki aile olacak. Nar mı? Ya. Aa, tekrar yapınca kafaya oturuyor. Mantıklı. Siye elke dağ Die Kinder van jouw buurvrouw. Berfin. Zee orada şey olarak kullanıyor. Görüyor musun? Zin görmektir. X-Zee. Aa, Berfin, sorry, Berfin'e sormuşsunuz değil mi hocam? Sorry. Hı-hı. Ben atladım, sorry. İksi. Hı-hı. Elkeda. Kindrim fan, mein burfrau. Bunu şöyle kullan, hani dikindrim fan, mein burfrau diyebilirsin ama mein değil de ben şeyi kullanmanızı istiyorum. Üçüncü tekil kişinin iyi eksemirini. Elkeda. Dikindir'in neydi? Kadın için neydi? Mesela kimden bahsediyoruz burada? Oradan. Evet. Har. Kindir'in. Bu kadar. Yani pratiklerle şunları oturtmanızı sağlamaya soruda, çalışıyorum. Hocam soruda fanları
fanlara söylüyoruz. Ama mesela narda mesela cevap olurken nar zaten git şeydi değil mi? Gitmek miydi? Nar bir Gelmek yere miydi? bir yönelim varsa arkadaşlar. Yani Türkçedeki yönelim var. şöyle düşünün. Mesela bu Türkçede ben şunu çevirirsem ne diyorum? Her sabah ben okula yürüyorum. Değil Yürüyorum mi? yani. Okulla diye. Mesela Ha, o Türkçede ayrı, o şöyle aradaki çekim yani. Ha, anladım. Türkçede şöyle desem mesela ben her sabah okul yürüyorum. Olmuyor değil mi? Yanlış Mutlaka sonuna oluyor. A koymam gerekiyor. Bunu da öyle düşünün. Nar oradaki Türkçedeki A'yı getiriyor. Yani okul A. Okula olan kısmı yönelimi getiriyor. Fan da öyle. Yani fan da Fan, ayrı. fanı Fan. birazdan göreceğiz arkadaşlar. Fanın farklı anlamları var. Mesela fan yahu bir fırağı diyor ya burada. Hı. Burada aslında orada şey getirdi. Bir iyilik getirdi. Yani fan yahu. Mesela bazı kullanımları vardır. Birazdan değineceğiz. Fan my. Niye büyük? Bu klavye beni öldürmezse. Fan my mesela benim diyor. Benim. Mesela birazdan geleceğiz, birazdan geleceğiz. Siz Ha, kafanızı tamam, karıştırmayın tamam. şimdi. Tamam. Çünkü bu konu şey bugünkü konular dahilimizde. Hiç şey yapmayın, kafanızı bulandırmayayım şimdi. Tamam. Die Elke Dach har Kinder. Yani, cevapta merak ettiğim şey, yani soruda fan geçiyor yani, cevap verirken fana gerek kalmadan sadece Verebilirsin. kendinden. Hani sadece benim istediğim burada. Üçüncü yani Ya şu çizik. har sein kullan. Mesela örnek veriyorum şurada diyebilirdi. Ich sie elke Dach die Kinderin fan mein Bürfrau diyebilirsin. Ama mesela şuradaki bu kadar kelimeyi Kinder'ın attığımızda mesela fan ya Bürfrau var ya mesela har diye de kesebiliyoruz yani. Ona alışmak için. İşte har Aynı Kinder'ı. anlamı taşıyor ya, ama kısa oluyor ya, Aha, aynı aynen anlamı taşıyor. öyle. Ya, anladım. Nur senle mi yapmadık? Tolga ile mi yapmadık? Ben de yapmadım. Ben de Tamam. yaparız. Gelelim. Ne sorayım? Çoğul aklımda çoğul şey var da cümle kurmaya çalışıyorum. Çoğul olarak. Şey şeklinde devam edeceğim sadece. Buradan Zay'dan kastım Tolga. Çoğul olarak bir iki kişi düşün mesela. Bir karı koca. Onu soruyorum. Haben Zay Onların çocukları var mı? Kinder'ın? Cevabın ya olsun. Ya. Ya they haven't Kaç tane diyelim? İki çocuğu var. taken. Arkasından diyorum ki Ziye Fak dün gördük. Hün Kinderen. Çocuğu mu oldu? Şey, çoğu Hün burada kimin? onların Onların demek değil mi? Ne diyorum burada? Yani konuşmanın akabinde mesela Haben Sie Kinder? Bir konuşma içerisindeyiz. Sen diyorsun ki ya Sie haben zwei Kinder. Ben arkasından sana tekrar bir soru soruyorum. Sie fak. Neydi fak? çok demek değil mi? Fak değil mi? Sık. Sık Sık çok. olarak. Ha? Sie fak Hün Kinder. Onların çocuklarını sık görüyor musun? Zaman İlk değil mi? Hem ilk her ya zaman özne. İksi. ilk fark. Bayna kullan. Bayna kullanarak devam et. Aynen. Beyni kinderim. Elkedah diyelim. Erkedah. Çünkü bunun devamında bir şey olmalı. Elkedah. Şimdi ne diyorum? Kimin çocuklarını? Hün değil Bunların mi? Hün Kinderen. kinderim. İkisi bayna. Elkedah Hün Kinderen.
Onların çocuklarını. Nur, have you earned brood of Zeus? Ik heb één zus. Heeft jouw zus kinderen? Nee, heeft. Burayı not aldınız mı arkadaşlar, sileceğim. Evet. Sen devam et. Neyi dedin? Onun çocuğu var mı diye sordunuz değil mi? Neyi? Yade. Yade. Ya. Ya hep. Hep mıydı? Ney? Neydi? Ya kimden bahsediyorsun burada? Zeus. Zeus kim oluyor? Eğer mine. Ben öz mine diyebilirsin, evet. Mine Zeus. Mine. Ya mine Zeus. Tvekindir. Değil mi? Ne diyorum ama? Heft. Heft. Tvekindir. Kindirim. Ne diyeyim? Yine Ziye elke dach. Har. Kinderen. Ja. Ik. Zee. Elke dach. Bayna kullansan da yine. Tamam, bunlar alışkanlık hani. Elke dach. Elke dach. Her kinder. Evet, bu kadar. Daha ya iyi aslında. Daha iyi oturdu mu? Evet. Ya aslında da aslında o kadar zor değilmiş yani. Neyle başlarsan, ne sorduysan neyle cevap veriyorsun. Aynen. Aynen öyle arkadaşlar. Sadece dikkat edeceğiniz nokta, özne kim, kimden bahsediyor? Yani kimin bir şeyini soruyor. Hep ona dikkat edeceksiniz.